Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Baye Bölüm 2. Defne, ne yapıyorsun sen burada? Abim hızla yanıma geldi ve şınav çeken teğmenlere bakıp bana döndü. Börek getirdim. Asım amca da posta gönderdi, onu verdi. Başka kimse yok mu bu köyde, bir sürü erkeğin olduğu yere gelmişsin? Abi, onlar kendi hallerine şınav çekiyorlar. Bana ne onlardan dediğimde üst teğmen evden çıkmıştı. Yanımıza geldiğinde elindeki pazar çantasını bana uzattı. Tekrar teşekkürler. Rica ederim dediğimde Yağız Üsteğmen abime baktı. Kenan ben deyip elini uzattı abi. Yağız, el sıkıştılar. Size kolay gelsin dedi abim, sonra bana döndü. Hadi Defne. Üsteğmen'e başımla selam verip arkamı döndüğümde abim elimdeki tencere çantasını aldı. Bahçeden çıktığımızda yolun ortasına bıraktığımız valizini de alınca eve doğru yürümeye başladık. Köye adım atır atmaz gördüğüm manzaraya bak. Ne gördün abi Allah aşkına dedim sitemle. Ben onlara bakmıyorum, onlar bana bakmıyor. Ne var bunda şimdi? Çemkirme kız deyip omzuyla beni ittirince güldü. Eve girdiğimizde anneannem ve abim arasında uzun bir hasret giderme seansı yaşandıktan sonra yemekte anneannem abimin ağzına börekler, tatlılar sokuşturdu. Yemekten sonra anneannem dizisini izlerken abim de onun yanına oturdu. Ayça ve ben masayı toplamaya başladık. Kenan abi buradayken bizim sabah balkon seansları yatar dedi Ayça. Elindeki tabakları tezgaha bırakıp. Aman her sabah aynı şeyi yapıyorlar. Yaylalar yaylalar işte dedim gülerek. Börek götürmeye gittiğimde bahçede şınav çekiyorlardı. Sen yanımda olsaydın bayılırdın kesin. Hadi be oradan dedi elini savurup. Ben gayet iradeli bir insanım. Alayla kafamı salladım. Sonra abim geldi. Az ilerimde askerler atletle şınav çekiyordu. Ben de bahçede dikiliyordum. Kenan abi şok deyip kahkaha attı Ayça. Mutfağı toplayıp namazlarımızı kıldıktan sonra kapı çalınca odamdan çıkıp kapıya baktım. Nigar dedim ve geri çekilip yol verdim. Hoş geldin. Hoş bulduk deyip içeri girdi Nigar. Kurabiye yaptım da çayla beraber yeriz dedim. Oo, tam da abimin sevdiğinden iyi denk geldi. Kenan abi burada mı diye sordu Nigar. Evet, bir iki saat önce geldi dediğimde Ayça da odasından çıktı. Ne dikiliyorsunuz o kapıda, geçseniz içeri. İçeri girdiğimizde abim Nigar'ı görünce yattığı koltuktan hızla doğruldu. Nigar hoş geldin. Hoş buldum Kenan abi, sen de hoş geldin. Nigar'la Ayça da koltuklara oturduklarında mutfağa girip suyu koydum ve salona geri döndüm. Samet nerelerde ya, özledim vallahi dedi abi. Nerede olacak, evindedir dedi Ayça. Dur bir bakayım gelsin o da. Abim telefonu çıkarıp Samet'i ararken ben de çay bardaklarını hazırladım. Siz oturun gençler dedi anneannem ayağa kalkıp. Ben yatıyorum. Tamam anneannem dedi Ayça. Allah rahatlık versin. Sağ ol yavrum. Anneannem salondan çıkınca çok geçmeden kapı çaldı. Salondan çıkıp kapıya baktım. Hoş geldin Samet. Hoş buldum. Samet içeri girince direkt abimle sohbete başladılar. Ben de o sırada aşağı kattakilerden fındık almaya gittim. Evden çıkıp aşağı indiğimde sokaktan gelen adım seslerini duyunca yola baktım. Yağız Üsteğmen aşağıya yürüyordu. Benim aşağı katın kapısını açtığımı duyunca bu tarafa döndü. Hayırlı akşamlar deyince tebessüm ettim. Sana da dedim ve başımla evi gösterdim. Buyur çayımızı iç. Yok geçme. Nedense bu cevabı gönülsüzce söylemiş gibi geliyordu. İsrar etsem dediğimde o da tebessüm etti ve bahçe kapısından içeri girip yanıma geldi. Fındık alıp hemen geliyorum. Aşağı kata girip elimdeki kaba fındık doldurduktan sonra dışarı çıkıp kapıyı kilitledim. Yukarı çıktığımızda önden girip Üsteğmen'i içeri davet etti. Misafirimiz var dedim salona girdiğimizde. Selamünaleyküm, iyi akşamlar dedi Yağız Üsteğmen. Aleyküm selam, sağ ol dedi abim. Onları salonda bırakıp mutfağa döndüm. Ayça da peşimden gelmişti. Defne dedi uzata uzata. Ne dedim ben de uzatarak. Fındık almaya aşağı inip Üsteğmen'i bulmayı nasıl başardın diye sordum. Ben çayları doldururdum. Yoldan geçiyordu. Ben de çaya davet ettim dediğim sırada Nigar mutfağa girdi. Üsteğmen nereden çıktı kız? Dedi gülerek. Ay daraldım deyip tepsi elime aldım ve mutfaktan çıktım.
Salona girdiğimde üçlüyü sohbet ederken buldum. Tepsiyi önlerindeki seyyar masaya bıraktığımda herkes çaylarını aldı. Ben de abimin yanına oturup fındık kırmaya başladım. ''Neredesin Yağız?'' diye sordu abim. ''Muğla'lıyım. Orada mı görev yapıyorsun normalde?'' diye sordu sana. ''Evet, doğduğumdan beri oradayım.'' ''Ege tarafları güzel yerler.'' dedi abim. Kırdığım fındıklardan alıp ''Biz de oralarda yaşamayı çok istiyorduk zamanında ama iş güç işte.'' dediğinde gülümsedi. Annem hep Ege taraflarında bir evi olsun istemişti ama hiç fırsat olmamıştı. ''Hangi takımlısın komutanım?'' dedi abim. Tek elini dizine yaslayıp öne doğru eğilirken. Bu konuya girdiysek çıkmak artık imkansızdı. Kaptaki kırılacak fındıklar bitince tepsideki boş kaselere doldurdum. Abimin, Samet'in ve Yağız Üsteğmen'in önüne birer tane kase koydum. Ardından çayımı alıp Ayça ve Nigar'a yaklaştım. Abimler maç muhabbeti ederken biz de kendi aramızda konuşmaya başladık. ''Ay yok yetişmeyecek bunlar.'' dedi Ayça elindeki kumaşı bırakıp. ''Ben de yardım edeyim mi sana?'' dediğimde bana döndü Ayça. ''Vallahi mı?'' ''Vallahi'' dedim gülerek. ''Yemek takımı istiyorsun. Zaten örtüyü sen bitirirken ben de peçeteleri hallederim.'' ''Sen nakış yapabiliyor musun?'' diye sordu Nigar. ''Ne sandın canım?'' dedim sahte bir egoyla. ''Kralını yaparım.'' Üçümüz de sessizce güldük. ''Dur ben sana peçete kumaşlarını getireyim.'' Ayça odasına gidip elinde kumaşlarla geri döndü. ''Örneği ben sana göndereyim telefondan bakarsın.'' ''Tamam.'' Bir süre Ayça'dan detayları öğrenmek için uğraştıktan sonra becerebilecek seviyeye gelmiştim. Abim, Samet ve Yağız Üsteğmen de güle oynaya sohbet ediyorlar. ''Ben artık müsaadenizi isteyeyim.'' Üsteğmen ayağa kalkınca ben de elindeki kumaşları bırakıp ayağa kalktım. ''Yine bekleriz, bir hafta buralardayım.'' dedi abim. ''Biz de bekleriz demek isterdim ama pek mümkün değil. Askerlerin hepsi yorgunluktan bir yerlerde yatıyor. Mühim değil, yoruluyorlardır bütün gün.'' Öyle deyip elini uzattı abime Üsteğmen. ''Hayırlı akşamlar, sana da.'' Yağız Üsteğmen abimle el sıkıştıktan sonra Samet'le de el sıkıştı ve bize bakıp iyi akşamlar dedi. Salondan çıktığında ben de geçirmek için kapıya kadar eşlik ettim. Üsteğmen ayakkabılarını giyip bana döndü. ''Çay için teşekkürler. Ne demek tekrar bekleriz. Köye geldiğimizden beri çok ilgilendiniz bizimle. Allah razı olsun. Daha 6 ay buradasınız. Bizim de size işimiz düşer illaki.'' dedim tebessümle. Üsteğmen bir süre cevap vermeden tebessüm ederek sadece gözlerime bakınca durumu garipsemeye başlamıştım haliyle. ''Hayırlı akşamlar.'' dediğinde tek ayağını bir basamak aşağı indirdi. ''Hayırlı akşamlar.'' Üsteğmen arkasını dönüp merdivenleri inmeye başlayınca kapıyı kapattım. Yüzümde bir gülümseme peyda olurken kendi halime şaşırmakla meşguldüm. Halim hal değildi. Hadi hayırlısı. Namazdan sonra dua ediyordum. Bir de bağırtı koptu. ''Aklım gitti vallahi.'' dedi abim ağzına patates atıp. ''Biz alıştık oğlum, sen de alışırsın bir iki güne.'' dedi anneannem. ''Bana bakın, siz namazdan sonra pencereden mi bakıyorsunuz?'' diye sordu abim Ayça'yla bana bakarak. ''Yok Kenan abi, biz niye bakalım dışarı?'' dedi Ayça önündeki çay bardağını döndürürken. ''Bakmayın, bakmayın, aferin.'' ''Ay abi, geldin 2 gündür ders veriyorsun, biz bilmiyoruz sanki.'' ''Tamam, sabahları balkona çıkıyorduk ama abimin bunu bilmesine gerek yoktu sonuçta.'' ''Dün karşılaştığım manzara yüzünden olabilir mi bacaksız?'' ''Ay hiç seninle tartışmayacağım.'' dedim ve ayağa kalktım. ''Ben şu alışveriş listesini Asım amcaya götüreyim. Bugün pazara gidecek gelirken alsın.'' ''Dur dur ben bir şey soracağım.'' dedi abim. ''Dün Nigar'ın elinde yüzük yoktu hayırdır?'' ''Sen niye kızın eline baktın ki?'' dedi Ayça. ''Siz kumaşlarla uğraşırken o bana çay koydu da ondan gördüm.'' dedi abim içine içine bir sesle. ''Sözü attı Nigar.'' dediğimde abim başını hızla bana çevirdi. ''Niye?'' ''Çocukla baştaki kadar anlaşamıyorlarmış. Nigar da yüzüğü geri vermiş.'' dedi Ayça. ''Siz konuşun ben kaçtım.'' deyip salondan çıktım. Evden çıkıp aşağı yürümeye başladığımda askerlerin evini geçip muhtarlara doğru yürümeye devam ettim. Bir yandan da telefonla annemle konuşuyordum. ''Her şeyi bıraktığı gibi anne. Askerler ne yapıyor? Yazık. Yoruluyordur oğlanlar. Görevleri bu anne yapacak bir şey yok.'' dememle karşıma geçen akşamki köpeğin çıkması bir oldu. ''Ay anne!'' dedim telaşla. ''Köpek var.'' ''E olsun kızım, sen köpekten korkmazsın ki.'' ''Yok anne, bu başka bir köpek. Kocaman.'' dedim yolun kenarına adımlarken. ''Kimse yok mu etrafta?'' ''Yok, Asım amcaların evi az aşağıda ama ortalıkta kimse görünmüyor.'' Köpek az ilerimde yeri kokluyordu. Ben de geri geri yürüyordum. Birden ileri doğru yürümeye başlayınca telaşlandım. ''Anne geliyor.'' dedim telaşla. ''Sakın koşma, peşine düşer. Geç yanından git.'' ''Ya geçemem ben, korkarım.'' O anda kurtarıcım karşıdan göründü. Daha doğrusu kurtarıcılarım.
Askerler toplu koşarak aşağıdan geliyorlardı. Genelde ormana tatbikata yukarı gidip aşağıdan dönüyorlardı. Anne, kurtuldum dedim neşeyle. Ne oldu kız? Gitti mi köpek? Gitmedi dedim ve köpeğe baktım. Dibime kadar geldiğini görüp telaşla geri kaçtım. Hatta şu an bana geliyor dedim korkuyla. Ay Defne! Ne abarttın kızım ya? Anne kapatıyorum ya, hiç halden anlamıyorsun. Hadi Allah'a emanet ol. İyi iyi sen de. Telefonu kapattıktan sonra köpekten biraz daha uzaklaştığında Yavuz Üsteğmen askerleri gönderip yanımda durdu. Yardım lazım mı? Kesinlikle dediğimde köpeğe baktı. Yine mi sen deyip köpeği kışkırtladı. Köpek gitmeyip bana daha çok yaklaştığında telaştan sola kaçtı. Korkma, korkarsan hisseder. Ama korkulmayacak gibi değil. Köpek birden havlayınca yerimden sıçrayıp Yavuz Üsteğmen'in arkasına saklandı. Bu hareketimle ağlanacak halime gülmeye başladığımda kaşlarım çattı. Hiç komik değil. Bir de bana sor deyip köpeği kovalamaya başladı. Köpek inat edip bir süre gitmedi. Ama sonra insafa gelmiş olacak ki yolun sağındaki fındık bahçesine girip gözden kayboldu. Sonunda deyip elimi kalbime koydum. İyi misin? Gözlerimi Üsteğmen'e çevirdim. Çok iyi. İyi olmadığımı belirten ses tonuna verdiğim cevabı yine gülmeye başladı. Çok ayıp dedim kınar bir şekilde. Kusura bakma ama o kaçışını unutamıyorum deyip güldüğünde ben de dayanamayıp gülmeye devam ettim. Sen nereye gidiyordun? Asım amcalara dediğimde kafasını salladı. Sözlüğün seni tekme bıraktı. Ne dediğini anlamadığım için kaşlarımı çattı. Sözlüğüm dediğimde yüzümdeki gülüş gitmiş, yüzüne rahatsız bir ifade yerleşmişti. Kenan, kelimeler ağzından emanet gibi çıkınca gülme sırası bendeydi. Kenan mı deyip elimi ağzıma kapatarak güldüm. Komik olan ne diye homurdandığında gülmeyi kesti. O benim sözlüğüm değil, abim. Abin mi? Dedi hayretle. Gerçekten mi? Şu an gözlerinde bir parlama vardı. Böreklere bakarkenki parlamanın tıpatıp aynısıydı hem de. Evet, sözü de nereden çıktı? Hiç abi dediğini duymadım. Bir de dün sizdeyken biz de oralarda yaşamayı çok istiyorduk deyip sana bakınca, sen de ona gülümseyince falan işte kusura bakma. Önemli değil. Yanlış anlaşılma işte deyip yola doğru döndüm. Gel beraber gidelim. Yine bir yerlerden köpek çıkar falan. Artık haftalarca gülersin bunu. Ne yalan söyleyeyim, gülerim. Gülerken ben de gülüşüne gülmeye başlamıştım. Aslında Kenan'ın senin sözün olmadığını anlamalıydım. Daha çok kendi kendine konuşur gibi olsa da dediği şeyi gayet açık şekilde duymuştum. Nereden anlamalıydım? Yanınıza bir kız vardı, adını bilmiyorum. Abinin o kıza ara ara bakışları dikkat çekmeyecek gibi değil. Demek ki sen de fark ettin abimin Nigar'a sevdalı olduğunu dedim tebessüm ederek. Abim küçük yaştan beri seviyordu Nigar'ı. Köye çok gelmezdik ama geldiğimiz zamanlar Nigar'la oynardık. Abim de o oyunlar sırasında Nigar'ı sevmeye başlamıştı. Büyüdükçe daha az görüşür olmuştuk ama yine de sevmekten vazgeçmemişti. Her sene yazın gelirdik köye. Abim Nigar'ı görmeden Ankara'ya dönmezdi. Ayşe burada yaşamaya başladığından beri telefonda her konuştuğumuzda bana Nigar'ı sordurdu. Geçen sene yine Ayça ile telefonda konuşurken Nigar'ın sözlendiğini öğrenmiştim. Abim duyunca haliyle çok üzülmüştü. Epey bir zaman kendine gelememişti ama yavaş yavaş atlatmıştı. Nigar sözlense bile yüreğine söz geçiremeyip sessizce sevmeye devam etmişti. Annemin bulduğu bütün kısmetleri de geri çevirmişti. Nigar görücü usulüyle tanışıp sözlenmişti ve anlaşamadıkları için ayrılmışlardı. Belki de bu abim için bir şans demekti. Daldın uzaklar. Abimin Nigar'a olan sevgisini düşünüyorum dedim ve çektim. Küçüklükten beri seviyor. Herkes bir bakışta anlıyor sevdiğini ama bir Nigar anlamıyor. Onun da anladığı zamanlar gelir inşallah. Kurduğu cümleden sonra Yavuz Üsteğmen'e döndüğümde yine gözündeki o parıltılarla bana baktığını gördüm. Askerlerin yanında ciddi ve sert görünen bu adam şu an yanımda dünyanın en ılımlı insanı gibi duruyordu. Dün akşam ve şu an bana olan bakışları tuhaf geliyordu ama onun bakışlarından ziyade tuhaf olan benim içimdeki güzel kıpırtılardı. O an içimden geçirdim. Allah'ım beni bana nasip etmediğin bir şeyin peşine düşürme. Yüzüme esen Meltem'in verdiği ferahlığı hissederken bir yandan da önümdeki kahve fincanıyla oynuyordum. Sende bir haller var. Ne varmış dedim Ayça'ya bakıp. Onu da sen söyleyeceksin deyip kafasını iki yana salladı. Hayırdır? Boş ver ya deyip kahvemden bir yudum aldığımda yoldan yine asker botlarının sesi geldi. Bakışlarımı yola çevirdiğimde elleri cebinde yola bakarak yürüyen Yağız Üsteğmen'i gördüm. Kız, ne diktin adama gözlerini? Bön bön bakıyorsun adama. Ayça'nın sesiyle Üsteğmen'i izlediğimi fark edip önüne döndüm. Sanki sen her sabah askerleri izlemiyorsun dedim kısık sesle. Sessiz konuş.
duyacak şimdi, yanlış anlar deyip tekrar yola baktım. Bizden uzaklaşmaya başlamıştım. Bana bak, bu dalıp gitmelerin Üsteğmen'le bir ilgisi var mı? Ne ilgisi olacak canım? Daha 2 haftadır tanıyorum adamı. Bugün liste vermeye gittiğinden beri garipsin. Odaya kapattın kendini. Ders çalıştım. 6 ay kaldı sınava. Üsteğmen'le birlikte Asım amcalara gidip sonra bizim evin önüne gelmiştik. Beni bıraktıktan sonra yanımdan gitmişti ama aklımdan gitmemişti. İlk geldiği zamankinden farklı bakıyordu bana. Başından beri iyi ve samimi davranıyordu ama 2 gündür baktığı gibi bakmıyordu hiç. Aha, yine daldım. Of, yok ya bir şey. Daha kendimi açıklayamadığım şeyleri bir başkasına nasıl söyleyecektim ki? Ben yatıyorum deyip kalktım ve içeri girip pijamalarımı giydim. Hadi kızım ya, 1 saattir çıkamadın evden. Geldim patlama dedim ve tabağımı alıp mutfaktan çıktım. Ne bu acele? Bir çıkamadık ki evden dedi abim. Sebile teyze, abim köye geldiği için bizi yemeğe çağırmıştı. Abim Nigar'ı 5 dakika daha göreyim de, nerede görürsem göreyim kafasında olduğu için 2 ayağımı bir pabuca sokmuştu. Evden çıkıp birkaç dakika sonra Sebile teyzelere vardığımızda içeri girdik. Hoş geldiniz. Hepimiz Sebile teyzeyle tek tek sarıldık. Musa amcayla da selamlaştıktan sonra salona geçtik. Sametler de gelmişlerdi. Seher nenem dedim, elini öptüm Samet'in babaannesini. Nasılsın yavrum? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Allah iyilik versin kızım, ben de iyiyim. Hadi masaya geçelim. Uzun bir yemek faslından sonra sıra çaya geldiğinde hep birlikte sohbet ediyorduk. Ay bak, asker oğlan yine yürüyüşe çıkmış dedi Sebile teyze camdan dışarıya bakıp. Ben de onun baktığı yere bakınca Yağız Üsteğmen'i gördüm. Ev tek katlı olduğu için camdan bakıldığında yol hemen görünüyordu. Çağır da bir çayımızı içsin dedi Musa amca. Çağırayım. Sebile teyze salondan çıktı ve çok geçmeden yanında Üsteğmen'le birlikte geri geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam oğlum, buyur dedi Seher nenenin kocası Bekir dedi. Yağız Üsteğmen de bize katıldığında Nigar kalkıp ona da çay doldurdu. Defne sen nasılsın kızım? İyiyim Sebile teyze, çalışmaya çalışıyorum diyelim. Senin yerinde bir başkası olsa bu çalışmayla çoktan profesör olmuştu, sende tık yok. Kenan niye öyle söylüyorsun oğlum dedi anneannem. Kız buraya geldiğinden beri ders çalışıyor. Abim cevabını alınca sustu, güldüm. Yahu ben konuyu başka bir şey için açmıştım. Neye dağıldı böyle dedi Sebile teyze. Niçin açmıştın anne diye sordu Nigar. Bugün beni sultan aradı. Hala İstanbul'dalar. Bugün de damadın akrabalarıyla bir araya gelmişler deyip sustu Sebile teyze. Dedi Ayça meraklı. Orada bir kadın sultana düğünde sizin köyden yeşil gömlekli genç bir kız vardı. Bizim oğlan görmüş çok beğenmiş. O da kabul ederse görüşsünler demiş. Sebile teyzenin söyledikleriyle beraber gözlerim kocaman açılırken yanımda duran Ayça ve karşımda duran abim gülmeye başladılar. Böyle şeyler, böyle yerlerde mi söylenirdi yahu? Sebile teyze, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün dedi abim hala gülerken. Onun aksine yanında oturan Üsteğmen pek bir garip bakıyordu bana. Abi susacak mısın artık dedim sitemle. Sonra da Ayça'yı dürttüm. Sen de niye gülüyorsun? Daha geçen gün konuşmuştuk, içime doğmuş herhalde. Defne ne diyorsun diye sordu Sebile teyze. Sebile teyze, ben istemem öyle ya dedim kısık sesle. Hem koca düğünde yeşil gömlek giyen bir tek ben miyim? Kız bizim köydenmiş. Bizim köyde 3 tane kız var. Umut'la Nigar'a baktı. Hiç bana bakma, ben gri giymiştim. Son bir umut Ayça'ya döndüm. Ben de mavi giymiştim. Kızım kısmet ayağına kadar gelmiş, evde kalacaksın bu gidişte. Hala neyi beğenmiyorsun? Sen kendine bak dedim abime. Kızım bir görüşseydin çocukla en azından. Teyzem ben öyle görücüyle evlenmek istemiyorum. Bunları da burada konuşmaya gerek yok. Allah'ın İstanbullusu gelmiş seni beğenmiş Defne, daha ne istiyorsun? Abi sen ne olsun istiyorsun ya dedim. Ben de Ankaralıyım, bilmem farkında mısın? Hemen yok deyip atma. Sen iyice bir düşün, yine konuşuruz tamam mı? Sebile teyze benden bir cevap beklerken şöyle bir içeriye baktım. Musa amca, Samet, Bekir dede şükür ki bizi dinlemeden kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Seher nene, anneannem, abim, Sebile teyze, Nigar ve Ayça da gözlerini meraklı bir şekilde açmış, benim cevabımı bekliyorlardı. Ancak Yağız Üsteğmen onlardan daha farklı duruyordu. Elindeki çay bardağını hafifçe sıkıyor ve bana kırgın denilebileceğim bir şekilde bakıyordu. Gözlerindeki o parıltılar yoktu. Daha farklı şeyler barındırıyordu bu sefer. Ama maalesef ben anlamıyordum. Belki de çok fazla üstüme alınıyordu. Bunları sonra konuşuruz Sebile teyze. Ben konuyu geçiştirdiğimde Seher nine Yağız Üsteğmen'e baktı. Oğlum senin var mı görüştüğün biri? Yok nine. Bu niye benim hoşuma gitti şimdi ki? Bulalım mı sana da bir kız mı?
Sibile teyzeye hayretler içinde baka kaldı. Hiç gerek yok. Ay sen de Defne gibi. Ne alakası var ya? Sibile teyze, sen beni boş ver de abime bul bir tane. Evde kalacak bu gidişle dediğimde abim gözlerini kısıp bana baktı. Ben bulurum bulmasını ama Kenan'a kız beğendiremiyoruz. Hep bir kusur buluyor. Ben nedenini biliyor gibiyim ama neyse diye mırıldandı Ayça. Evde kaldın sen abi, yaşın da geçti artık dedim gülerek. Yavuz oğlum senin yaşın kaç diye sordu anneannem. 28. Ayça tekrar gülmeye başlayınca bacağından dürttü. Ayıp ya, gülmesene, adam yanlış anlayacak. Kız niye gülüyorsun sen öyle diye sordu Nigar. Kenan abi de 28 yaşında ya dedi Ayça. Defne de yaşın geçti artık dedi, ona gülüyorum. Abi senin çayın bitmiş deyip abimin önündeki bardağı kaptım ve salondan çıktım. Oturduğum yerde rezil olmuştum adama. Dolaylı yoldan evde kaldın demiştim resmen. Allah'ım çok utanıyorum. Ellerimle kendimi hava yaparken içeriye biri girince kapıya döndüm. Yağız Üsteğmen kapının önünde duruyordu. Su alabilir miyim? Tabii. Terekten bir bardak aldım. Kabul edecek misin? Neyi? Diye sordum suyu doldurmadan önce. Görücüyü. Bilmiyorum dediğimde sessizce iç çekti. Suyu doldurup bardağı Üsteğmen'e uzattım. Teşekkürler deyip bardağı alacağı sırada parmaklarım üzerine deyince telaş derim çekti. O da benim gibi elini çektiği için bardak yeri boylayıp tuzla buz olmuştu. Şok içinde yerdeki cam bardaklara baka kaldım. Bir yandan da Üsteğmen'in benim üzerimdeki etkisini sorguluyordu. Ben yere eğilip cam parçalarını toplarken mutfağa Ayça, Nigar ve Sibile teyze girdi. Kızım ne oldu, iyi misiniz? İyiyim Sibile teyze, bardak düştü. Neden bu kadar telaş yapmıştım ki? Ne diyorsun bu görücü işle? Ayça, görücü usulü evlenmek istemediğimi biliyorsun. Biliyorum ama bu gidişle karşına biri çıkacak gibi de durmuyor. Biraz hava alacağım, abime bir şeyler uydurursun. Balkondan içeri girip üzerime kalın lacivert hırkamı geçirdim. Şalımı da bağlayıp gizli gizli evden çıktım. Hava kararmıştı. Normalde olsa karşıma köpek çıkar diye asla tek çıkmazdım. Ama bütün gün evde duvarlar üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Neden böyle olduğuma bir türlü anlam veremiyordum. Köyün en sondaki evden sonra kesin bir viraj dönünce biraz ileride geniş, yeşil bir düzlük vardı. Bu düzlükte yan yana iki salıncak ve büyük bir çardak vardı. Burası genellikle köyden birinin torun torbası geldiğinde ya da piknik yapmak istenildiğinde kullanılıyordu. Akşamları da kimse uğramazdı. Salıncaklardan birine oturup başımı ellerimin arasına aldım. Hiç iyi hissetmiyordum ama aynı zamanda da çok iyi hissediyordum. Bunun sebebini ise bilmiyordum ya da bilmeyi görmezden geliyordum. İyi akşamlar. Korkuyla sıçrayıp kafamı kaldırdığımda Yağız Üsteğmen'le karşılaştım. İyi akşamlar. Seni burada görmek şaşırtıcı. Ben de senin için aynısını söyleyecektim dediğimde ikimiz de tebessüm ediyorduk. Ben her akşam buraya geliyorum ama henüz kimseyi burada görmemiştim. Tek kalmak istersen gidebilirim dediğimde yanımdaki salıncağa oturdu. Sanırım bu hayır demekti. Gülerek kafasını salladı. Düşünceli görünüyorsun, bir sıkıntı mı var? Sıkıntı denemez dedim ve iç çektim. Beni boş ver. Zor olmuyor mu 10 erkekle baş etmek? Sonuçta hepsi senin sorumluluğunda. Keskin bir konu geçişi yapmıştım. Hepsi kendi sorumluluğunu bildiği sürece benim için zorluğu yok. Anladığımı belirten bir şekilde kafamı salladım. Sen dediğinde ona baktım. Benim işim belli. Sen ne yapıyorsun? Güldüm. Psikoloji mezunuyum. KPSS'ye hazırlanıyorum. Çok içli söyledin dedi gülerek. Liseden sonra bir senemi üniversite sınavına hazırlanmakla geçirdim. 4 senelik üniversiteyi 5 senede bitirdim. Şimdi benden bir senede KPSS'ye hazırlanmamı bekliyorlar. Peki hem ders hem düğün zor olmayacak mı senin için? Ne düğünü dedim merakla. Görücü. Buna niye bu kadar takılmıştı ki? Kabul ettiğimi de nereden çıkardı? Etmedin mi? Ve yine o parıltı. Etmedim, etmeyeceğim dedim gülerek. Sonuçta bu düğünde beni gören başka düğünde de başkasını görür ve beğenir. Cümleme güldüğümde Üsteğmen'e baktım. Güzel gülüyordu. Saçmalamadım değil mi dedim gözlerimi kısarak. Yo, güzel bir bakış açısı dediğinde ayağımla kendimi hafifçe salladım. Hızlı sallanmak istiyordum ama Yağız Üsteğmen'in yanında çok çocuk görüneceğimi bildiğimden dolayı bu düşüncemden vazgeçiyordum. Yağız Üsteğmen ayağa kalkınca gideceğini düşünmüştüm ama arkama geçti. Birden salıncak zincirlerini geriye çekince irkilip yandaki zincirlere tutundu. Salıncak serbest kalınca biraz ileri savruldu. Zincirden iten elleri fark edince gülümsedim. Bu cidden yaşıyor muydu şu an? Her ileri itişimde kalbimden yukarı bir şeyler uçuyordu sanki. Yeteri kadar hızlandığımda sallanmayı bırakıp diğer salıncağa geri oturdum.
Ben sallanmanın verdiği mutlulukla gülümserken üst teğmen beni istiyordu. Kızım giderek yavaşlayıp normale döndüğümde ayaklarımı yere sürtüp durdum ve gülümseyerek iç çektim. Çok güzelsin. Duyduğum şey karşısında bir tepki vermeyip o an yapılacak en doğru şeyi yaptım. Bir şey mi dedi? Anlamaza yatmak en mantıklısıydı çünkü. Üst teğmenin yüz ifadesi bunu istemsizce söylediğini belliyordu. Zaten kısık sesle söylediği için de duymam bir mucizeydi. Saat bayağı geç oldu. Seni evine bırakayım. Tamam deyip ayağa kalktığımda o da ayağa kalktı. Bana güzel demişti ya, bana. Bir şey konuşmadan evin önüne vardığımızda üst teğmene döndüm. İyi geceler dedim tebessümle. İyi geceler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.